PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Bu devletin sahipleri bu devleti terör örgütlerine teslim etmeyecek. Eylemlerin tartışmasız, net bir şekilde ortada bulunduğunu düşünüyorum. Sahada terör örgütüne ardı ardı indiren Mehmetçik için hukukçular HDP'nin kapatılmasını istedi. Kimi ve CHP dostları HDP'ye kucak açıp HDP'yi her manada destekleyip kapatılmaması gerektiği noktasında bence mesnetsiz birçok ifadeler, beyanatlarla. Zaten bu süreç uzamadan karar verilecek. Anayasa Mahkemesi PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi 21 Haziran'da kabul etti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından kapatma davasında yeni bir sürece girildi. Talep gibi bir karar verileceğini düşünüyoruz. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede HDP'nin PKK terör örgütüyle bağı net şekilde ortaya konuldu. İddianamede milletvekillerinin PKK kamplarında nasıl eğitildi, HDP'nin doğrudan Kandil'den aldığı talimatlara yer verildi. Bizim arkamızda PKK var, biz sırtımızı YPG'ye, PKK'ya dayıyoruz, onlara yaslanıyoruz dediğini biliyoruz. Başkana peron heykelli dikeceğiz heykelli. Ulusal kanala konuşan hukukçular, terör örgütüyle bağı iddianamede ayrıntılı bir şekilde yer alan HDP'nin hızlı bir şekilde kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yaptı. Bunun çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum. Elbette ki HDP bunu uzatmak, bunun yaygarasını koparmak, bununla ilgili yine bizi, Türkiye'yi sözde yurt dışına şikayet edecek argümanlar geliştirmeye çalışacaktır. Bunlara da çok fırsat verilmemesinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Bu devleti terör örgütleri kurmadı. Dolayısıyla bu devletin sahipleri bu devleti terör örgütlerine teslim etmeyecek. Mevcut kanunlarımız anayasanın 68. ve 69. maddesi, 68. maddesinin 4. fıkrasında ifade edilen eylemler, yine terörle mücadele kanunu, bunların tamamı bunu gerektirdiği için istiyoruz. Hukukçular HDP'nin neden kapatılması gerektiğini de tek tek anlattı. Nerede milletin aleyhine bir iş varsa yazık ki HDP'li yönetici ya da milletvekilleri buna bir şekilde katkı sağlama uğraşındalar. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadeleyi verirken orada, kanla başla canıyla mücadele ederken hayatta kalması, orada teröre destek vermeye devam etmesi, teröre insan kazandırmak için adeta bir çalışma içerisinde bulunması öncelikle ve her şeyden önemli Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vermiş olduğu bu mücadeleye negatif anlamda bir zarar oluşturabilecektir. Şu anda terör ülke içinde özellikle terör sıfırlanmış durumda. Dolayısıyla yani bu teröristi etkisiz hale getirmek yetmez. Bunların siyasi bağlantıları, varsa STK bağlantıları gibi kuruluşların da bu kapsamda bir an önce faaliyetlerine son vermek gerekir.